özellikle Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e koşulsuz destek vermesi ve bu katliamı İsrail'in tırnak içerisinde İsrail'in savunma hakkı olarak görmelerinin perde arkasında bir şey var. Az önce söyledim. Tıpkı yıllarca önce, yüzyıllar önce işte Haçlı seferleri nasıl yapılıp doğunun zenginliklerini alıp götürdülerse, oraya çöreklendilerse, aynı şekilde bakın işte Obama'nın Joe Biden'ın danışmanı açık net şekilde Gazze'deki asıl meselenin doğal gaz meselesi olduğunu ifade ediyor. E ne demiştik? Bugün baktığınızda yani doğal gaz ve petrol doğal gazın ya enerji yataklarının %62'si Orta Doğu'da. Ha bu ne demek? Bu bütün gözlerin Orta Doğu'ya odaklanması demek. Bunu yapıyorlar. Ha 21. yüzyılda siz eğer yeni bir küresel sistem kuracaksanız, yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorsanız bu enerji yataklarına sahip olmanız gerekiyor. Enerjiye sahip olacak. Şimdi ne yapıyor? Amerika ve Avrupa Birliği Ukrayna'da kurmuş oldukları tezgaha düştüler. Şu anda Ukrayna savaşı kaybediyor. Öyle gözüküyor. Putin kazanıyor. E ne yaptılar? Avrupa Birliği doğalgazını nereden alıyor? Rusya'dan alıyor. Rusya kesti mi? Kesti. Peki alternatif olarak ne bulacaklar? Başka sahalar arayacaklar. Başka yerlere çöreklenecekler. O da neresi? Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de İşte aynı şekilde şey de var, Gazze de var. Ne demiştik önceki programlarda? Gazze açıklarında ciddi oranda doğal gaz yatakları var. Buna uğraşıyorlar. Çünkü İsrail'i Orta Doğu'da doğal gaz merkezi yapmak istiyorlar. Enerji merkezi yapmak istiyorlar. Bunu nasıl yapacaklar? İşte biraz önce konuştuğumuz gibi terör devleti dediğimiz, yani Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyini birleştirerek İran'dan da toprak alarak, eğer alabilirlerse Türkiye'den de toprak alarak bir koridor oluşturuyorlar. Nereye kadar? İşte Doğu Akdeniz'e kadar. Oradan Kerkük, Musul, Irak petrollerini getirip nereye bağlayacaklar? Ya da doğal gazını İsrail'e, işte Gazze açıklarında bir doğal gaz merkezi oluşturacaklar. Şimdi bunu açık ne şekilde Joe Biden'ın danışmanı itiraf etti ve orada rakamlar da veriyor. Bizim derdimiz bu diyor. Yoksa Amerikalılar şöyle diyorlardı. Yani insanlar düşünürken ya bu Amerika neden koşulsuz, şartsız İsrail'e destek veriyor. Çünkü onun da çıkarları var. İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'ya müdahale etmesinin gerekçesidir. Yani İsrail olmasa Amerika bir bahane bulur. Evet, ama İsrail olduğu sürece bahanesi hazır. Dolayısıyla bunu bahane ederek Orta Doğu'daki doğalgaz ve petrol yataklarına çöreklenmek istiyorlar. Bir yandan işte iklim değişikliği diyorlar. Fosil yakıtların kaldırılmasından bahsediyorlar ama geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan iklim zirvesinde gördük ki kimse petrolü, doğalgazı kaldırmak istemiyor. Çünkü bunun ciddi ticareti var. Bunun şu anda mümkün olmadığını biliyorlar. O yüzden de yeni doğalgaz, yeni enerji yatakları aradıkları için bu işin içerisinde Amerika var. Amerika yönetiyor. Doğu Akdeniz'i kontrol altına almak istiyor. Doğu Akdeniz sadece enerji yataklarıyla bilinen bir yer değil. Aynı zamanda eğer siz dünyaya hakim olmak istiyorsanız, Amerika yeniden küresel hegemonyasını tesis etmek istiyorsa bu deniz yollarına, kritik stratejik deniz yollarına sahip olması gerekiyor. Dikkat ederseniz Çin bir kuşak bir yol projesiyle çok ciddi mesafe kat etti. Şimdi aynı Çin deniz yoluyla da bakın Cibuti'de bildiğim kadarıyla bir üs edindiği için o deniz yollarına hakim olmak istiyor. Amerika bunu gördü. Küresel hegemonyası zayıfladığını da gördü. Şimdi oraları etki altına almak için bakın Kızıldeniz'de şu anda bir koalisyon, uluslararası bir koalisyon kurdular. Şimdi Husilerle ilgili işte füze atıyorlar, drone kullanıyorlar diyerek burada bir koalisyon kurdu. Bunların hepsi Orta Doğu'daki doğal gaz yataklarına çöreklenmek için yapılıyor ki işte açık ne şekilde Joe Biden'ın danışmanını gördük. Gazze katliamının, İsrail'in Gazze'de, Orta Doğu'da yaptığı bu katliamın perde arkasında asıl zenginliklere çöreklenme var. Doğal gaz yataklarına çöreklenme var ve İsrail'i Orta Doğu'da doğal gaz merkezi yapma projesi var. Aynı zamanda da büyük İsrail projesini, ki işte Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi buna dahil, bizim bir bölümümüz de buna dahil, bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O yüzden de enerji yataklarına hakim olmaları gerekir.